Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün anne tarifi baklavayla karşınıza geliyoruz. Hemen başlayalım. 8 su bardağı un kullanacağım canlar. 3 tane yumurta. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı su. 1 su bardağı yoğurt. 1 fiske tuz. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 pakette kabartma tozu canlar. Biraz karıştıralım böyle canlar. Kaşığımızı sıyırıp elle geçelim canlar. Canlar, unumuzun ellenmiş olduğuna dikkat edin, daha iyi bir netice sağlarız canlar. Bir de kullandığımız malzemenin de oda sıcaklığında olmasına, en azından 1 saat önceden çıkarıp oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bu yaptığım ölçünün canlar 2 tepsi olarak yapılıyor. İsterseniz yarısını yapıp tek tepsi olarak da yapabilirsiniz. Biraz da tezgahta yoğuracağım canlar. Baklava hamuru ne kadar yoğrulursa o kadar güzel oluyor canlar. Ceviz büyüklüğünde hamurlar elde edeceğiz canlar. Şöyle büyüklüğünde. Şöyle yumaklar yapalım canlar. Mezelerimizi tabağımıza alıp üzerini streçleyelim, iyice 20 dakika dinlendirelim. İç harcımız için de 1 su bardağı fındık kullanıyorum. Biraz iri taneli, bizimkiler çok seviyor iri taneli. 1 çay bardağı kadar da Antep fıstığı tozu kullanıyorum. Bunları karıştıracağım canlar. Çok güzel ve lezzetli oluyor böyle. Tezgahımıza 1 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyoruz. Mısır nişastasından yararlanıyorum canlar. İstediğim buğday nişastası da olabiliyor canlar. Beşer beşer açacağım ben canlar. Şöyle küçük küçük açacağım. Oklava kullanmayacağız. Merdane ile açacağız canlar bugün. Tabak, böyle tabak büyüklüğünde açacağım canlar. Şöyle nişasta aralarına sereceğim. Şöyle açtıklarımı teker teker üstüne ekleyeceğim canlar. Tekrar şöyle yapıyorum. Nişastamızı sardık. Tekrar şöyle katımızı koyuyoruz canlar. Nişastamızı sardık. Tekrar katımızı koyuyoruz. Evet canlar, böyle beşer beşer koydum. 2 tepsilik olduğu için 40 tane oldu. Yani beşer beşer 20 tane beşli oluyor böyle. 20 dakika dinlendirelim. 20 dakika dinlendirdiğimiz beşli yufkalarımızı canlar, şöyle hiçbirbirinin üstünü tutmuyor canlar. Nişasta olduğu için aralarında şöyle öncelikle yine böyle, sonra çeviriyoruz. Çünkü bütün katların aynı olmasına dikkat edelim. Öncelikle kenarlarını açalım canlar. Tekrar çevirelim. Alttaki küçük kalmasın.
Evet canlar, şöyle teker teker açılıyor. Bir de dikkat ederseniz yufkamızı açtık beşliğe. Şöyle tepsimi koyuyorum, ona göre ölçüp keseceğim canlar. Şöyle açalım canlar. Katını, tepsimiz yağlı olsun, tepsimizi önceden yağlayalım canlar. Kestiğimiz parçaları da şöyle aralarına koyalım canlar. Canlar, kestiklerimi de şu ara kata koydum. 5 kat altında, 5 de burada, 5 de bunu ekliyorum. 15 kat oluyor yani. Kaç alayım? Yani 15 katımız oldu şu an ve içini dökelim biraz. Sadece bir kat kullanacağız için. İçimizi tamamladıktan sonra yufkalarımızı açalım tekrar. Evet, son katlarını da canlar şöyle parçaları ekledim. Şöyle ve son katını da ekliyorum canlar. Şöyle bıçakla düzeltelim canlar. İçine toplayalım canlar. Tamamladıktan sonra kesimimize başlayabiliriz canlar. Canlar, yaprak modeli yapacağım bu kesime. Yaprak kesimi yaptık. Biraz farklı bir kesim. Evet, kesimimiz böyle canlar. Pişince daha güzel görünecektir. İki tepsimizi de tamamladık. Kesimini de yaptıktan sonra 350 gram tereyağı erittim canlar. 1 su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Isıtırken de çok dikkat edelim. Tereyağının üstündeki köpüğü alalım. Aksi takdirde baklavamız lekeli lekeli olacaktır. Ona dikkat edelim canlar. Şöyle tereyağımı ikiye böleceğim. Çünkü iki tepsim olduğu için canlar. Şöyle bütün her yere gitmesini, eşit olarak gitmesini sağlayalım canlar. Bir 10 dakika böyle bekleteceğim. Bütün yağını biraz çeksin. Ondan sonra fırına vereceğim canlar. Evet. Koyacağım fırına. 200 derecede fanlı olarak biraz böyle çıtır çıtır olsun diye canlar. Canlar, 200 derecede fanlı fırında 20 dakika pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda bir 20 dakikada 180 derecede pişiriyoruz canlar. Bu da fırından fırına değişim sağlayabildiği için fırınlarımıza dikkat edelim. 6 su bardağı toz şeker kullanacağım. 7 su bardağı da su kullanacağım canlar. 7 su bardağı da su kullanıyorum. Biraz şekerimizi eriteceğiz canlar. İyice şekerimizi erittikten sonra yarım limonumuzu sıkıp içine atıyoruz canlar. Orta ateşte kaynatıyoruz canlar. Evet, şerbetimiz de kaynıyor.
Çok gür bir ateşte olmayacak. 25 dakika orta ateşte kaynatalım. Yeterli canlar. Canlar hafif kızarınca 200 derecedeydi şu ana kadar. 20 dakika kızarıncaya kadar 200 derecede. Şimdi 180 dereceye indirdim. Yavaş yavaş pişecek canlar. Evet, fırından çıkardık. İlk sıcağı da düştü. Bir 10 dakika dinlendirdim canlar. Şimdi şerbetini aktarabilirim. Şerbetini sırasıyla aktaralım canlar. Baklavanın ılık, şerbetinin sıcak olmasına dikkat edelim canlar. Çok güzel çıtırlıyor. Baklavamız harika olmuş. Evet, sunumuyla göz dolduran baklavamız. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.